Merhabalar, Modern Manya TV, Her Şey Hukuk programında gündemdeki konularla ilgili bilgi vermek, görüş paylaşmak için konuk oldum ben bu programda. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, burada verilen bilgiler hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti olmayıp mutlaka burada verilen bilgilerle ilgili olduğunuz konularla ilgili yasal danışmanlık uzmanından yasal danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Çünkü burada verilen bilgiler genel geçer ve toplumdaki hukuk farkındalığını, hukuk okuryazarlığını, toplum bilinçlenmesini yükseltmek amacıyla verilen genel geçer bilgilerdir. Arabuluculuk konusu çok gündemde, kamu spotlarında yayınlanıyor. Diğer taraftan Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde arabuluculuk merkezleri kuruluyor. Birçok arabuluculuk faaliyeti gündemde. Farkındalıklar arttırılmaya çalışıyor arabuluculukla ilgili. Arabuluculuk niye gündeme geldi? Öncelikle onu biraz açmak istiyorum. Arabuluculuk yargı süreçlerindeki bu uzun süreçlerin ve hantallığın, dosya yoğunluğunun biraz daha düşürülerek adaletin daha net ulaşılabilir hale getirilmesi için bir Avrupa Birliği projesi olarak öngörüldü bakanlık tarafından. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da buna ön ayak oldu. Arabuluculuk bundan birkaç yıl önce aslında gündeme geldi ama asıl yani tekerleğin dönmeye başladığı an aslında geçtiğimiz 2018 yılı Ocak ayından itibaren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilmesiyle gündeme geldi. Ve zorunlu hale getirildikten sonra arabuluculuk merkezlerimiz işler hale geldi. İnsanlar dava açmadan evvel arabuluculuğa gitmek mecburiyetinde kaldılar ve arabuluculuk sistemiyle yüzleştiler. Peki arabuluculuk sisteminin özellikleri neler? Yargıdan ne farkı var? Neden arabuluculuk sistemi bizim mevzuatımıza girdi ve toplumun gündeminde şu anda? Arabuluculukta taraflar arasında bir yargılama yapılmıyor. Özellikle zorunlu arabuluculukla ilgili birçok yorum ve eleştiri vardı. Arabuluculuk dünya sisteminde çünkü ihtiyaridir. Yani siz kendi isteğinizle arabuluculuğa başvuruyorsunuz. Bu ticari hukukta da olabilir. Aile hukukunda da kullanan ülkeler, mevzuatında yer alan ülkeler var. Bununla ilgili bizim sistemimizde neden mecburi hale getirildiğiyle ilgili çeşitli görüş ve yorumlar yapıldı. Toplumun hiç tanımazken zorunda hale getirilmesiyle ilgili eleştiriler yapıldı. Ama toplum zorunlu hale getirildikten sonra da bunu tanımaya başladı diye düşünüyorum. İşçi ya da işveren uyuşmazlık konusu her neyse öncelikle arabuluculuk merkezine gidiyor ve Adalet Bakanlığı'ndaki sicile kayıtlı bir arabulucuya dosya atanıyor. Bu zorunlu arabuluculuk sürecinden bahsediyorum. Ondan sonra bir sürece giriyorsunuz. 3 hafta artı 1 hafta arabuluculuk oturumlarının yapıldığı ama kesinlikle yargılama yapılmadığı ve tarafların iradesiyle karşılıklı olarak karar verdikleri bir süreçten bahsediliyor. Burada sizinle ilgili olarak bir yargılamayı yapan bir hakim, bir hakem ya da bir kişi bulunmuyor. Sadece uzmanlık eğitimi almış bir arabulucu bulunuyor. Arabulucu tarafların arasındaki iletişimi sağlayıp, eğer kopuk noktadaysa iletişimi sağlayıp birbirleriyle ilgili menfaatsel taleplerini bir araya getirilebilir noktaya taşımaya çalışıyor. Burada tabii ki de temel oyuncu tarafların kendisi ve iradi bir süreç olduğu için siz sürece girdikten sonra herhangi bir safhada taraf olarak ben arabuluculuk sürecinden çekilmek istiyorum ve artık dava sürecine, yargılamada bunu konuşmak, tartışmak istiyorum. Yargılama sürecinden geçirmek istiyorum diyebiliyor taraf. Dolayısıyla burada karar veren her iki taraf olduğu için uzun yargılama süreçlerinde ve sadece bir dosya olarak hakimin önüne gelen bir dosyadan karar verilmesindense tarafların kendi adına karar vermesi ve uyuşmazlıklarının menfaatlerinin birleşebileceği noktalara serbestçe taşımaları çok daha uygun, yani insanın menfaatsel doğasına da daha uygun. O yüzden arabuluculuğun çok daha ilerleyecek safhalara geleceğini düşünüyorum ben. Diğer taraftan arabuluculuk sürecindeki önemli bir özellik daha gizlilik.
zorunlu hale getirilen işçi ve işveren uyuşmazlıklarında gizlilik sürecinde yürütülen arabuluculuk sonucunda arabuluculuk süreci boyunca kullanılan materyaller, söylenilen sözler ya da ortaya atılan iddialar ve sonuç tutanağında yazılı belgeler, taraflar ve arabuluculuk çalışanlarını da kapsayacak şekilde gizlilik ilkesi altındadır. Dolayısıyla işverenin en büyük kabuslarından biri olan ben A çalışanıma bunları verdiğim duyulursa B çalışanıma da bunları vermek zorunda kalırım gibi daha kısıtlayıcı, elindeki doneleri daha az kullanıcı bir süreçtense arabuluculukta serbestçe ve dürüstçe taraflar ellerindekileri ortaya koyup ne noktada birleşebileceklerini, ne noktada uzlaşabileceklerini kendileri karar veriyorlar. Ve karar verdikleri konuyla ilgili dışarıya hiç kimse bir açıklama yapamıyor. Yaptığı zaman bunun ceza müeyyidesi var. Hem arabuluculuk hem de taraflarca. Bu noktadan baktığımızda arabuluculuğun ne kadar menfaatsel olduğunu, her iki tarafında menfaatine olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çalışan açısından baktığınızda işveren, işçi ve işveren uyuşmazlığında yaklaşık 1500 gün ortalama ile süren yargılama süreçlerini pas etmiş oluyorsunuz. Ve bir çalışan olarak sonuçta sonunda varmaya çalıştığınız menfaate o anda arabuluculuk sürecinin bir ay olduğu, toplamda bir ay olduğu göz önüne erken bir süreçte bitirmiş oluyorsunuz. Ve hayatınızı aslında daha sağlıklı bir şekilde hem psikolojik olarak hem maddi olarak ya da başka bir menfaat varsa işe iade söz konusu olabilir. İşinize devam ederek burada menfaatinizi net bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bütün bunlar gözlemlendiğinde yargı süreciyle arabuluculuk sürecinin ne kadar farklı ve arabuluculuk sürecinin taraflar için ne kadar menfaat odaklı olduğu anlaşılabilir. Diğer konularda da yani işçi ve işveren uyuşmazlıklarından ziyade ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuk, aile hukukundaki bir takım konulardaki arabuluculuklar, bunların kısıtları var tabii ki, her konu arabuluculuğa konu edilemez. Ama çoğunlukla kullanılan alanlar bunlar. Ve ticari arabuluculuk çok önemli bir mesele. Ben onu aslında başka bir programda da ayrıntılı anlatmak istiyorum. Çünkü ticari hukuktaki arabuluculuk konuları ticaret yapan insanların tamamen menfaatlerine, en basitinden mevzuattaki yeni düzenlemeyle ortaya çıkan sulh sözleşmelerinde ticari bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığı sonlandırmak için yapılan sulh sözleşmelerinde damga vergisi nispi orandayken yeni düzenlemeyle arabuluculuk tutanağına yansıdığı halde maddi oranda olacak. Bu da ne demek? Değeriyle paralel oranda artacak bir harç ödenirken diğer türlü arabuluculuk sürecine yansıtıldıktan sonra minimize edilmiş, her yıl değişen oranlarda ama minimize edilmiş bir harç ödeniyor. Dolayısıyla burada ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuk da önemli bir konu olarak önümüzdeki yıllarda gündeme geleceğini düşünüyorum ben. Bu konuda da çalışmalar olduğunu biliyoruz. Şimdi çok teşekkür ederim.